Aracınızda %40'a varan yakıt tasarrufu VGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen VGT.com.tr. Sevgili VGT takipçileri, bu videomuz en baştan hatırlatalım, uyaralım. Birazcık uzun bir video olacak. En baştan söyleyelim. Evet. Çünkü VGT hakkında bir kullanıcının gözüyle ne var ne yok A'dan Z'ye her şeyi dinleyeceksiniz. Hele ki bu kullanıcımız taksi esnafı sevgili Ali abi. Selam diyorum. Abi merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. 93'ten beri taksicilik yapıyor. Evet, 31 yıldır bu işi yapıyorum. Maşallah. Daha önce de paylaştığımız gibi Etiler ve Sarıyer benim bölgem. VGT ile tanışalı 2. yıl falan oldu tahmini. İlk önce dizel aracımda kullandım. Kendi özel arabamda benzinli de hala kullanıyorum. Şimdi bu arabada gazlı ve arabam 8900 kilometrede. Araba sıfır araba, bir aylık araba. Şimdi nasip oldu, bayram tatili dolayısıyla takamamıştık. Evet. Şimdi cihazımızı tekrardan, bu arabamıza da yeni cihaz takıyoruz. Ve denemelere başlayacağız. Birkaç gün içinde yeni videolar gelecek zaten arabanın yakıtıyla ve çekişiyle ilgili. Ama ben şu anda bile bakın 4'e taktım. Rampa çıkıyoruz. Rampa çıkıyorum. Ayağımı gazdan çektiğim. Ve araba kendi gidiyor. Ve bu araba 1.4 EGE gazlı. Evet. Bu arada şurada bir motor işareti gördüm. O şundan ötürü. LPG takıldığında maalesef motor arıza işareti veriyor orijinal olmadığı için. Sıfırından beri biz bu işareti artık alıştığımız için dikkat etmiyoruz. Evet. Aynen. İlk sordun. Hani insanlar yanlış anlamasın. Aynen. LPG takılan özellikle Fiat grubu araçlar için arıza işareti veriyormuş. Maalesef biz de sonrasını öğrendik. Tabii. Anladım. Peki şimdi biz seninle tanışmamızı sağlayan ilk 1.3 evet, dizel taksinde tanıştık. Abi orada nasıl veriler aldın? Ortalama, hatta videoda da vardı, hatırlıyor musun bilmiyorum. 4 noktalara kadar düşebildik ve İstanbul trafiğinde 4 noktalara kadar düştük. Evet. Klima şu anda da görüldüğü gibi hala açık. Ben zaten klimasız çalışmayı sevmiyorum. Evet, arkadan zaten klima sesi geliyor. Yani hep klima çalışıyor aracımda. Ve yokuşlarda, Ortaklar yokuşundaki taksici olan arkadaşlarım bilir. Ortaklar ve özellikle Sarıyer'deki Çayırbaşı tünelinden çıkan dik rampalarda ben hani makara yaparak çıkıyorum. Bakın araba 4'te. Şu anda 6'ya mı geldi? 6'ya aldım abi. 6'dayım. Ve araba 70'te. Ayağımı yine gazdan çektim. Bak. Ve en güzeli şu. Bu arabayı ben 1 aya yakındır takside kullanıyorum. Hiçbir şekilde VGT yokken 70'teyken devam etmiyordu. Şimdi 4'e geri alıyordum arabayı. Bak 4'ten 6'ya hiç yapmadığım halde bak araba az az basıyorum gaza. Kendi halinde araba gidiyor. Peki abi bir şey deneyelim mi? Deneyelim. Ayağını gazdan çek. Ben bıraktım zaten abi. Zaten gaza basmayı sevmiyorum ben abi. Artık abi bu fiyatlarla kimse ver gözünü seveyim. Tabii. 2 yıldır zaten alıştım. Ben artık böyle hani sakin gitmeyi çünkü... Hiç dokunma gaza, hiç dokunma. Tamam. 50'ye kadar düşsün araba kendi kendine. Şu an yokuş çıkıyoruz. Arabayı bırakalım kendi gitsin abi. Bıraktık kendi gidiyor abi. Hatta şöyle yapalım, direkt hız göstergesini alalım. Tamam. Evet, şu 50'deyiz şu an. Ve 50'deyim, 6. vitesteyim. 6. vitestesin. Klima açık. Klima açık. Gaza bakın, dokundun şimdi. Bakın toplamaya başladı ki ben bunu dizelde yakalıyordum. Bir ay önce aldığımız bir araçtır bu. Evet. Bunda yakalayamıyordum. Mecburen 4 ya da 5 yapıyordum bir alt vites. Evet. Ya efsane ya. Vallahi yani bir aydır boşa tırmalıyormuşuz. Arkadaş yapıyorsun bu sporu ya. Eyvallah. Yani gerçekten bak yine aynı şeyleri yakaladım yine ya. 70'e 80'e geldik. Tabii hiçbir şey yok abi. Ayağımı gazdan çekiyorum yine aynı gidiyor, akıyor baksana. Doğru. Bak. Tabii. Vallahi bu arada pedal tepkimende nasıl bir değişiklik var? Tabii. Yine hızlandı. Anında böyle hafifledi. Ucuna çeyrek dokunduğum anda yine hisler var. Evet. Ve en güzeli de şu. Eski arabamda ben 5 viteste ama ben vites değiştirmiyordum. Hani 3'e kadar düşüyordum, devam ediyordum. Bunda devamlı vitesle oynuyorum. Araba yemediği için. Evet. Bak abi 6'ya attık. Tahmini 2-2,5 kilometre geldik. Hala biz 6 ile gidiyoruz. Düşüyoruz, çıkıyoruz, bırakıyoruz. Hiçbir şey yok. Bakalım. Hiçbir şey yok. Tabii ya. Daha ne olacak? Yani ben yine şu an 6. vitesteyim. Ve 70 ile gidiyorum. Hani hızlanmam gerektiğinde de hiç vites değiştirmeden görüldüğü gibi. Hatta bakın basıyorum. Direkt devam ediyorsun. Hiçbir direkt şey yapmadan. Direkt devam ediyorsun kesmeden. Tamam, ayağımı gazdan çektim. Gerçekten yine bak aynı öbür dizelde sağladığı gibi akışı evet, sağlıyor. Evet. Hava emişi işte dediğin gibi bak şu anda mesela bir aydır bu arabayı kullanıyoruz. Neredeyse bir ay olacak. Hı hı. Normalde gazdan çektiğimizde yavaşlamalar oluyordu. Şu anda yok.
Yani aynı az önce sana mantığını sorduğunda anlattığın gibi. Evet. Kendisi bak ben ayağımı gazdan çekiyorum. Bu da otomatik olarak benim için daha az yakıt tüketimi, en güzeli de daha az gaza basıp daha az ayak ağrısı. Ben ayak çünkü 17-18 saat bir gün çalış bir gün yat yapıyorum. Bak oradan beri 4 kere gaza bastık yani bak hala kendi gidiyor. Bir de 6. vitesiyim. Unutuyorum 6 olduğunu bir de yani. Vallahi unutuyorum yani. Abi bu arada artık araç otomatiğe döndü diyebilir miyim? Tabii. Zaten bizim dizel de öyleydi. Müşterilerim bana diyordu ki arkadaş diyor arabanda klima açık. Sen vitesi hiç değiştirmiyorsun. Abi diyorum o kendi gidiyor diyordum. Gideceği yolu biliyor. Bu da aynı ona döndü yani. Evet müşteriler de bu durumu fark ediyor. Çok özellikle arabacı arkadaşlarımızdan çok güzel yorumlar var. Biri gelmişti anlattı. Dedi ki ya yurt dışında da ben nasıl olur ya falan filan dedi. Anlattım. Adam inanamadı yani diyor ki böyle bir şey olabilir mi diyor. Ya, klima açık bak klima bende dediğim gibi genelde hiç kapanmaz. Şu anda da yine 6. vitesteyiz. 53 kilometre 50 ile gidiyoruz. Yani burayı döner mi? Döner. 6'dayım. 45, 40'a 44. düş. Gaza ha. Dokunma gaza. Bırakayım arabayı gitsin arkadaş. Bırak gitsin abi. Vallahi abi 37 ve aldı gidiyor. Aldı gidiyor değil mi? Aldı gidiyor. Vallahi bak 37'ye kadar düştü. 6. vitesteyiz. Hala vitesle hiçbir şey yapmadan. Abi var mı titreme, vuruntu? Yok yok. Gaz pedalında ölülük. Gaz pedalı çok güzel zaten tepkimesi. 6'dayım. Tepkimeyi alıyor ve bu araba düz vites diyorum. Bu araba turbosuz motor yani. Atmosferik motor. Atmosferik motor. Evet doğru cümle bu. Atmosferikte bunu yakaladıktan sonra şimdi benim öbür araba kaldı. Şimdi evet Maruti. Maruti o 800 motora yatsın ona güç lazım. Abi o efsane bak alışkanlık 5'e indirdi. Abi ne yapayım? Ne yapayım? Araba bir aydır en ufak bir şeyde vitesi küçültüyorum araba çünkü evet. LPG'li olduğu için özellikle vites aralıkları kötü geliyordu yemiyordu. Evet. 4'e kadar düşüyordum. Bak ben bu yolda az önce gelirken hatta şöyle yaptım. Buradan geliyorum deneme yaptım tamam mı? Bak arabanın şeyine bak şimdi 90'a kadar çıkalım burada. Deneme yaptım. Bak 90'da şuraya baktım 2.6-2.7 idi tamam mı? Bak ölçerken devir olarak şu anda 2.3. Bak evet. Ben gelirken sana şu hızı buraya bakarak yaptım böyle. Evet. Hani denedim bakayım sahil yolunu kullanırken ne fark edecek diye. Şu anda yine farklılıkları görüyorum. Bu neden oluyor? Bu şundan dolayı oluyor. VGT hava kontrolüyle aracın yanma verimini arttırdığı için araç erken tork üretiyor. Erken tork üreten araçta da hızlanmalar gaza çok yüklenmeden olduğundan dolayı çok yüksek devir beslemesine gerek kalmıyor. Bu da ne yapıyor? Motoru rahat bir şekilde hızlandırıyor. Anlık tepkimelerim artıyor. Kurum olayım kalkıyor. Aynen öyle. Ve daha önce sana attığımda benim eski arabamdaki bakın bu arada benim Terios'la alakalı videom var. 325 bin kilometrede şu anda arabam. 2 sene öncenin emisyon değerleri vardı. VGT takıldıktan sonra bakın 325 bin kilometredeki bir arabanın emisyon değeri düştü. 325 bin şakası yok bunun. Ticari taksi değil bu. Hususi araç. Ve böyle bir faydası da var. Yani art ama benim için şu anda klima açık. Bak orada 40'la geçtik ama klima açık. Belki klima kapalı olsa hani 35'i zorlar mıydık? Abartılı olur muydu bilmiyorum ama. Abi 38'e düştük. Yani bu kadar yeter değil mi? Kaydettik bunları. Ha, kaydettik mi? Ne bileyim ben bu arada arabaya bakıyorum hani nedir evet, neydi. Evet şu an onun şokunu da yaşıyorsun. Bunun da farkındayım. Şehir içinde şimdi bu arabada uzun yola gittim. Havaalanına az önce 8.5'lara kadar düşürdüm. Evet, tamam mı? Evet. Şimdi bu B kilometre istobedince sıfırlıyor. Bu arabanın özelliği bu. Evet. Ve klima açıkken bak şehir içi şu anda burası. 9'lara kadar düştü. Ben 11'in altına burayı düşüremiyordum. Bir aydır ölçüyorum dediğim gibi arabayı. Hı hı. Bak burası düşmeye başladı. Muhtemelen akşama da göreceğiz. Gerçi bugün tam manasıyla olmasa bile pazartesinden sonra göreceğiz. Birebir ne kadar yakacak evet. Çıkacak ortaya. Peki abi şimdi taksi sektöründe piyasada şeyden bahsettin. Bu yakıt pahalılığından dolayı LPG'li araç Egea'lara kayıyorlar dedin. Evet. Egea ile ilgili de insanların soru işaretleri. Tabii iki tane soru işareti var Egea'nın. Bir çekiş düşüklüğü gazlı ve 1.4 atmosferik olduğu için. İkincisi yağ eksiltmeye alakalı. Evet. Ben bu arabada aslında hem yakıtla alakalı uğraşıyorum hem de
yağ eksiltmenin buharla alakalı olduğundan bahsederken acaba bununla ilgili bir fayda görecek miyim, onu da izlemeye çalışacağım. Ama bu saatten sonra bence çekiş düşüklüğüyle ilgili problem olacağını düşünmüyorum. Şu anda çünkü dediğim gibi 6. vitesle Yeni Kapı'dan, Samatya'dan döndük. Şu anda Zeytinburnu'na geliyorum. Evet. Hala bakın, hala 70'e düştüm, 60'a düştüm, 80'e çıktım. Hiç 6'dan düşüş yapmadım. Vitesle oynamadım. Hiç oynamadım. İşte yarı otomatik. Evet. Bak bu arada gördün mü, bak bu 9'a kadar şehir içinde olmasına rağmen düştü dedim ya, havaalanına gittim az önce. Evet, orada hani 8-9'u gördüm. Ve ki bu şehir içinde ben bunu deniyordum, 11'in altına düşüremedim. Bir aydır uğraşıyorum hani aldığım günden beri. Vaktin varsa şöyle Yeşilköy'e doğru gidelim mi? Gidelim. İleriden dönelim. Tamam. Taksimetre açık. Evet, arkadaşlar. Taksimetreyi açalım. Taksimetre açık. Abi ne yaptın ya? Abi de taksimetre açık. Sen borçlu çıkıyormuşsun abi. Abi ne yapalım? Canın sağ olsun. Şey yapıyorlar arkadaşlar bilmediği için, şimdi boş yazdığında durmayınca bize kötü bakıyorlar. Hani müşteri almıyormuş gibi, en azından dolu yazsın ki hani evet, derdimizi anlatabilelim düşüncesiyle. Aynen, doğru söylüyorsun. O da bir şey olsun, örnek olsun. Bu arada 8.7. Şaka bir yana bak, gerçek anlamda 11'den. Demek ki bak hiç oradan beri aşağı 6 bir kere bir... Hani ben kendi acemiliğimle yine tekrar arabadan dolayı düştüm. Estağfurullah, alışkanlık diyelim, acemilik alışkanlık demeyelim ona. Bak yine düştü. Bak Bakırköy'e geldik. Şu anda ne kadar abi? Bu kadar ya. Daha ne olsun abi? Vallahi 6'dasın. 6'dayım. Bazen diyordum bu kadar vitese ne gerek var diyordum ama işte iş artık gerek kalmadı. Keşke arabada 7. 8. vites olsaydı değil mi VGT'den sonra? Ondan sonra 40'la gitmeye devam edelim abi. Hiç uğraşmadan. Abi, evet abi. Tabii, daha azacaksın araba. Niye? Derdimizi az yaktırmak. Ya ben öbür arabada gördüğüm için biliyorum yani, ki kendi arabamda da kullandığım için biliyorum. Evet. Öbür ticaride de benim yakıtla alakalı şu anda bu arabanın ortalama yakarı klima kapalı iken 2 lira 20 kuruş. Gazı biz 22,5-23 civarını alıyoruz. Shell'den %2 indirimli alıyoruz biz hani, evet, normalde 23,5. Klima açıkken 2,50'ye kadar çıkıyordu. Ben ama tahmini 1,80-2 arası yakacağını tahmin ediyorum. Tahmin düşecek. Ve o benim için hani yakıttan ziyade performans artması benim için yetti zaten de, ama evet, yakıt düşünce de bu arada ve şu anda bugünün rekoru bu. Bak düşüyor. 8,5. Yani biz seninle gidersek Avcılar'a kadar herhalde biz bunu 7 ile geri döneriz. Dizel aracında kullandığın cihazı söktük. Buna direkt montaj buna yaptık. Buna direkt montaj yaptık. Yani yeni cihaz satın almıyor Ali abi. En güzel yanı da bu. Sadece montajla beraber 1-2 hortum değişikliğiyle ve hiç tahmini aslında bana senin söylediğin gibi ben yapar mıydım? Sadece o ara boru olsaymış ben onu kendimle takarmışım. Aynen, aynen. Yani totalde 3 dakikalık 2 dakikalık bir iş. Kesinlikle. Ve çok da yine kolay yani. Öbürkü kadar. Dizel de çok kolaydı. Bu da çok kolay. Tabii sen doğru yeri bildiğin için kolay. Bana hani ben direkt söylesen anlama şansım yoktu da şimdi öğrendim, artık ben de biliyorum. Sen de halledersin. Artık, artık ben kendim hallederim. Peki abi dizelde senin bir tane videon vardı. Genel olarak hani seninle beraber çalışan başka bir arkadaşınla aranda ne kadar fark var kilometre kuruş hesabı olarak? Şöyleydi, bizim arabamız %20 rahat aşağısında yakıyordu. Çünkü bizim trafiğimiz çok farklı. Yani evet, rampanız var bol. Aşırı rampa var, Nişantaşı, Etiler, hep bizde rampa çok. Ama ortalama ben en son geçen ay bıraktığımda arabayı, mazota zam geldiğinde ben 2.40'lar falan yakıyordum arabayla. Şu andaki arkadaşlarım da 2.80 ile 3.20 arası değişiyor ama ortalama 2.80 gibi düşün. Hani abartılı yakan da var. 40 kuruş fark ediyor demek ki benim öbür arabamda. Yani ve bu benim, ama şöyle bir durum var. Klima, ben çok kapatmam klimayı. Yani genelde klima çalışıyor halde. Bu klima olmadığında %5-%10 daha düşebilirdi. Daha düşebilirdi değil mi? Tabii, doğru. Tabii. Doğru. Ya doğru. Biraz sürüşle de alakalı. Bak biz şimdi daha stabil gitmeye çalışıyoruz. Bu cihazda da öyle bir özelliği var ki stabil kullandıkça yakıt düşüyor. Stabil, ben az önce dediğim gibi ben havaalanına giderken denedim, 8.5'ün altına düşüremedim bak havaalanına giderken. Ve oradaki yolumuz bizim 90-100 sabit 40 kilometre, bak öyle bir 3-5 evet, kilometre değil. Şey yapmıyor, değişmiyor. Değişmiyor. Bak şu anda burada 8.2'ye kadar geldi yani. Evet. Allah razı olsun kardeşim. Eyvallah yani, abi Allah senden ben de razı olsun. 6 yıl boyunca takip ettim. Acaba öyle mi? Aa, ben bunu ilk defa duyuyorum. Tabii 6 yıl şöyle mi olur? Takarsak böyle mi olur? Çünkü belli kaygılarım, korkularım ve patronum, eski patronum izin vermemişti. Evet. 2 sene önceki patronum dedi ki nasıl istiyorsan öyle yap. İyi ki de öyle demiş. Öyle tanışma şansı oldu. Yani
bak büyük keyif. Şuradan çıktık. Şimdi İstiköy'den dönüyoruz. Hala 6. vitesteyiz. Geç abi geç. 6. vitesteyiz hala. Bu benim için gerçekten büyük keyif. Düşünün yani yarı otomatik gibi oldu artık araba. Hani alışkanlık var tabii ki vites küçültüyoruz. Çünkü kavşağa durma geldiğimiz için. Durma noktasına geldik artık. Tabii kavşağa yani geldiğimiz için. 5'e indirdik o da yani aklınıza bir şey gelmesin. Artık burada kırmızı. Da sıfıra indireceğiz evet. Yani. Artık, evet artık. Artık sıfıra indireceğiz abi. Ya genel itibariyle ben zaten cihazı bildiğim için herhangi bir sorunum yok. Hı hı. Hatta olmadığında ben bunun eksikliğini duyuyorum. Arkadaşlar da gelsinler ücretsiz testin bildiğim kadarıyla hala devam ediyor. Tabii tabii ücretsiz test turu standart. Sadece şu var. Buraya gelen için şunu bilmesi gerekiyor. Arabanızı çok iyi tanımanız gerekiyor. Arabanızın anlık tepkimelerini eğer biliyorsanız kimsenin ne dediğine bakmayacaksınız. Kendiniz yaşayarak öğreneceksiniz. Ama arabanızı iyi tanıyamıyorsanız İşiniz biraz daha zor olacak zamanla. Ama eğer arabanızı iyi tanıyorsanız sadece yapacağınız 4 kilometrelik bir yolculukta arabanızı zaten çözmüş olacaksınız. Benim şu anda olduğu gibi yani. Evet şu an yani şöyle söyleyeyim birçok soruyu ben sormadan kullanıcı adaylarının bizi takip edenlerin sorduğu birçok soruyu sen direkt cevaplamış oldun. Evet hani insanlar soruyor ya o kadar kısa mesafede anlaşılır mı falan direkt net bir cevap olmuş oldu. Bu arada alışkanlık sen yine 3000 devirleri gösteriyorsun. Ama ne yapayım yani abi şimdi yapma. Tam bir aydır arabaya şimdi buna alıştık ya öbür arabadan. At 6'ya. Ya. At 6'ya. At 6'ya. Attım 6 neredeydi acaba diye bakıyorum. Vallahi ben bir de ilk geçtiğimde buna geri vites arıyorum. Hani 6'nın yeri geri vites ya. Bak değil yine mi? 6'ya attık şimdi. E ne oldu abi? Hiçbir şey kaçıncı olmadı. Kaçıncı vitesteydin? 2'deydim. 2'deydin 2'den 6'ya mı çektik? Abi abarttık ama vallahi abarttık yani. Artık bu abi abartmadık VGT'ledik lütfen. Vallahi billahi yani harbiden şaka maka. Ama niye ne güzel ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapıp yoruluyordum. Niye yorulmadan direkt 6'ya takıyordum. Baskı balatayı yoruyordum. Tabii kendimi de yoruyordum. Kendini de yoruyordum. Debriyaj falan gaz. Şimdi bak otomatik vites gibi zaten müşterilerim benim diyor zaten. Öbür arabada çok şey yaptıkları için ya diyordu kardeş sen niye böyle bu kadar rahat oturuyorsun diyordum. Ben hep böyle oturuyorum zaten. Abi ne kadar güzel bak işte sol ayağı kurtardık. Tabii tabii. Klimamız da açık çok şükür. Oh çok şükür. Ama 32 derece şaka maka İstanbul çok sıcak. Abi Allah İstanbul atın. Sıcak. Evet. Evet. Yine bir VGT'li yolculukta. Umarım aklınızda bir soru işareti varsa Etiler tarafında çalışıyorum. 31 yıldır da bu işi yapıyorum. Umarım arabama da denk gelebilirsiniz. Zaten aracın arkasına VGT'yi yapıştırdık. Bu bir eksiklikti benim için. Hani zamanında yapmam gerekirdi. Evet. O yüzden de soru işareti olursa evet ben de kaçırmışım. Hatta aklımdan da geçmişti. İyi ki orada hatırladık bugün. Evet. Plakamda yeni çıkan plakalardan Trabzon, Iğdır, Giresun 95. Herhangi bir sorunuz olursa yardımcı olmaya çalışırım. Hatta denemek isterseniz benimle de beraber deneyebilirsiniz araçta. Yani peki VGT takipçisine %20 indirim var. O zaman da vardı. O zaman da vardı. Devam vardı. Ediyor. Tabii. Yani çünkü araba VGT takipçisi %99 benim gibi arabasını seven insanlardır. Evet. Yani arabasını sevmeyen insan bizim derdimiz aslında dışarıdan sadece yakıt gibi görülse de aslında benim derdim arabamdaki performans. Yani az önce gördüğümüz gibi 6. vitesli arabayı atıp bir daha vitesle oynamamak, arabamızın sesini dinlemek, daha az ses çıkarmasını. Bizim derdimiz bu. O yüzden evet, de motorun rahatlaması, motorun mekanik ömrünün uzaması. Tabii. Daha sıcak çalışmayacak benim izlenimime göre. Çünkü az önce yaptığımız gibi ben normalde 3000 devirlere vurdurup vites değiştiriyordum. Devir yükseltmiyorsun. Yok hiç abi şu anda hala 2000 daha bir şey gibi. Aynı eski arabamdaki 1800-2000 devirde turbo açar gibi gidiyorum şu an. Evet süper. Mükemmel. Yani çok konuştuk. Konuşalım. Boş ver. Çok da güzel oldu. Ağzına sağlık Ali abi. Teşekkür ederim abi. İyi ki geldin. İyi ki tanıştık. Ayaklarına sağlık, ağzına sağlık tekrardan. Teşekkür ederim her şey için. Vallahi iyi ki de ben seni tanımışım. Eyvallah. 6 sene sonrasında, 2 senedir 3 tane arabamda kullandım. Çok da mutluyum Allah'a şükürler olsun. İnşallah sizleri de bekliyoruz arkadaşlar. İnşallah. Gelin, görün, yaşayın farkı. Ondan sonra kararı verin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah. Gelin, yaşayın farkı. VGT'li kalın.